Güveni sağlık dostlarımızın sağ olun. Ve derneğimizin folklor ekibine de bir alkış alabilir miyiz lütfen? Başkan bana bir hafta önce dedi ki, Turan abi dedi, programa gelirken yemek yemeden geldi dedi. Dedim niye? Analarımıza da bir alkış alalım. Bu akşam yüreklerine sağlık, sağ olun, elinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Ve değerli dostlar, programı Tokateli Dernekler Federasyonu hazırlıyor. Ben denize sunmaya çalışıyorum. İçinde bulunduğumuz hafta yoğun bir haftaydı bizim için. Ve çok değerli başkanım Sayın Murat İlter'i alkışlarla huzurlarınızı almak istiyorum lütfen. Haydi başkan. Başkanım hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsın? Yorgunsun he mi? Evet, biraz yorgunluk var ama. Nasıl bir yorgunluk? Ya maalesef dün bir federasyon gecemizi yaptık. Dostluk ve dayanışma adına, birlik ve beraberlik adına. İnan o insanların oraya katılımı bizlerin görevini biraz daha artırdığını düşünüyoruz. Üzerimize büyük bir yük ve vazife olduğunu inanıyoruz. Bu çerçeve içerisine baktığımız anda gerçek anlamda sorumluluklarımızın büyük olduğunu inanıyorum. Yorgunluk da tatlı bir yorgunluk. Evet, tatlı bir yorgunluk. Çıtayı da yükselttik. Olarak, çıta yükseldi. Yükseldi. Yükseldi maalesef. Valla bugün gün içinde hangi yönetici arkadaşımı arasam, evet, ayaklarımın tavanı şişti. Topuklarım şişti. Şişti. Ama ne oldu? Gecenin sonunda oradan ayrılırken mutlu bir ayrılık oldu. Tabii ki şimdi Tokat'a baktığımız anda 72 insanımızın, 72 vilayetten yaşayan insanlarımızın bulunduğu bir Tokat. Bizler şuna inanıyoruz, birlikte çeşitlilik değil de çeşitlilikle birliğin olduğunu inanıyoruz. Bu anlamda bütün Tokatlı il, ilçe, dernek başkanlarımızın, yöneticilerini aramızda görmek inan bizleri çok mutlu etti. Bu anlamda bütün katılımcı arkadaşlarımıza, dostlarımıza gönülden selamlar diliyorum. Sağ olun. Başkanım, sohbetimizin geri kalan kısmında yerimizi yapalım. Buyurun tekrar. Evet değerli dostlar, bizler 5 yıldır sevdamız Tokat, sevdamız Anadolu, sevdamız aydınlık Türkiye diyoruz. Bunun için de Anadolu sevdası olan, Tokat sevdası olan bütün sivil toplum örgütlerine, dostlarına kapımız açık. O anlamda biz diyoruz ki derneklerimizi tanıtacağız, dernek programı yapıyoruz. Ve bunun yanında türkülerimizi, kültürümüzü tanıtacağız, sanatçılarımızı da alıyoruz. Ve bu akşam Sivas Yıldızeli Yakupköy Derneği'ni konuşacağız. Ve dilerseniz değerli dostlar, az önce açılışta da yaptığımız gibi çok kısa da olsa Yakupköy Dernek Başkanımız Turan Ateş'i kısaca tanımak isteriz başkanım. Tabii Yakupköy'ünü konuşacağız, tanıyacağız ama önce bir seni de tanıyalım. Önce bir başkanı tanı, sonra tanırız. Peki, buyurun. Ben Yıldızeli Yakupköy doğumluyum. 12 yaşında İstanbul'a geldim. Geldiğimden bugüne kadar gerek siyasette gerekse iş ortamındayım. Yıllardır iş yerindeyim. İşverenim, esnafım aynı zamanda. Bir firmam var. Derneğimize gönül verdik. Yani köy adına ne gerekiyorsa elimizden gelen kadar yapmaya çalışıyoruz. Ki yapmaya da mecburuz. Biz babamlardan, dedelerden gördüklerimizi, yöremizi, kültürümüzü, kendi benliğimizi bizden sonrakilere yani alıştırmaya, onları yanımıza çekmeye, bu kültürü onlara vermeye çalışıyoruz. Eğer bu yolda da bir şeyler yapabiliyorsak, gördüğüm kadarıyla yapıyoruz demek ki, teşekkürler. Ne mutlu bizlere. Eyvallah başkanım. Başkanım bırakma mikrofonu, dur. Şimdi Yakupköy Derneği de köklü bir dernek. Nihayetinde bir kere ben Yakupköy'ünü merak ediyorum. Yakupköy nerede? Bir onu da kısaca İstanbul'daki bir vatandaşımıza, dostumuza anlatsak, nerede Yakupköy'ü? Şimdi Yakupköy'ü Yozgat istikametinden gidersen, Akdağ Maden yolundan gidersen Yıldızeli'nin soluna düşüyor ve 24 kilometre. Tokat'la Yıldızeli arasında kalıyor. Pürsun Aptal Banas Köyü ile aramızda 6 kilometre var. Belki ekran başındaki falan gitmiş olabilir Pürsun Aptal'a. 6-7 kilometre bir yerimiz var. Tokat'tan eğer Sivas'a gelmek istediğinizde de Çamlıbele'ye gelmeden yatmış dediğimiz bir yer var Tokat'a bağlı. Oradan girdiğiniz zaman 43 kilometre.
Yani Tokat'la Sivas arasında bir sınır. Tokat'a da sınır, Sivas'a da sınır. Tokatlı dostlar. Komşuyuz yani. Zaten iç içe girmişiz, kız alıp da kız vermişiz. Örf ve adetlerimiz zaten bir. Kız alıp kız vermişiz. Yani güzel bir ilişkilerimiz var Tokat'la. Ondan dolayı Tokat Sivas bizim için hiç fark etmiyor. Ne güzel, ne güzel. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bir nefes arası, türkü arası veriyoruz. Müjdat kardeşimden güzel bir türkü alalım.
Gel aşık yeğenlerin haline acım, haline acım. Gönlümün sultanı yar yar başımın tacı. Bir mektup yazmışsın verdi postacı. Yazmışsın verdi postacı, çaldı barışı, yazın cüz bana. Eyvallah kardeşim, yüreğine sağlık. Vallahi başkan maşallah. Sanatçı dostlarımız da yüreklerine sağlık. Gerçekten güzel, birbirinden değerli sanatçılarımız. Bunlar bizim yörenin geleceğin bir numaralı sanatçıları. Tanıştırayım bunları sizle. Maşallah. Hadi bak, yollar açık olsun. Bir abi, telefonumuz var galiba.